Herkese merhabalar. Hep şarılayanların programı Eş Geç'e hoş geldiniz. Sevgililer Günü'nü özel 14. bölümde 14 Şubat yayınıyla. 14 Şubat yayınıyla herkese merhaba. 14 Şubat yayını 14. Bizim için 14 oldu. Geçen bayağı goy goy yaptık. Kaç oldu? 10 mu oldu? 12 mi oldu? Ama 14 olmuş. 14. Ama öncelikle hani normalde geçen hafta yayında olacaktık. Ancak İstanbul'da beklenen o çılgın kar fırtınası. Ki gecede. Aslında oldu da ama. Nerede oldu? Oldu. Kar yağdı geçen hafta İstanbul'da ama beklediğimiz saatte yağmadı. Yani 8'de yağacak diye yapmadık. Tabii canım hani öyle yağacak böyle yağacak. Bu çocuk eve gidemez yolda kalın dedik. Yağdı benim arabanın üstü hafiften şey olmuş böyle beyaz olmuş o kadar yani. Başka yağ görmedim ben. Sen gördün mü karı? Ben hakikaten görmedim. Yani şaka yapmıyorum. Yok öyle aman ya 12.30'da da 12.30'da yağdı. Ben o gece 12.30-1 gibi uyudum. O saate kadar kar yağmadı yani. Bildan sonra bizim oraya yağdı. Ben hatta o sırada dışarıdan... Pendik medeniyetin beşiği diyeyim. Doğru söylüyorum. Yağmıştım. Ya Pendik'e yağdı. Şahcere yağmıştım diye düşündüm ben. Doğru söylüyorum. Neyse bunu bırakalım. İstanbul'un merkezi yani Pendik çünkü. Geçen hafta bizim için kötü de bir hafta oldu. Niye? Niye diye soruyorsun bir de. Niye kötü bir hafta oldu yani? Hesabı kapattık. Hesap gitti. Yani... Ya biz vermedik tabii. Hakikaten hani Colpacino'da bir sahne var şimdi. Colpacino'dan mı telif yemeyelim ama bir kalkın gidin babacığım. Çok tadımızı kaçındınız. Ya yani bir sporça da buradan bunu diyorum yani. Hani hadi yani sen yine de çok şey deme. Olur da olmaz. YouTube kanalına bakan bir sıkıntı olur. Açtırmaya çalışıyoruz ya zaten. İşte mail attık adamlara açsınlar diye Instagram'da varlığından haberimiz olmayan videoya telif atmışlar yani. Varlığından haberimiz yoktu. Sağ olsunlar. Orada öğrendik. Yani şimdi esprisi ama bir yana... Ama 2016'da bizim Instagram hesabım aktif olduğunu bilmiyordum yani. İşin esprisi bir yana şöyle tabii. Hani görsele telif atılması biraz şaşırtıcı olmuştu bende. Bir de şu var hani hazır yayındayken de söyleyelim. Hani bilmeyenler yoktur herhalde artık FCM Basket hesabından bir süredir oraya bir girişimde bulunduk. Yan hesap olduğu için. Ancak şu var yani maç sonrasında Ryan Donk'un golden sonra Fatih Hoca'nın uf 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 yaptığı bir görüntü var. Bein Sports'un kendi paylaşımından onu paylaştık. Video tweet'te değil. Ancak ona rağmen bir telif hakkından dolayı hesap kapandı. Hesap askıya alındı. Bir 15 gündür falan kapalı. Bizim hesabı açtırmak için hani devreye işte yardımcı olmanı istediğimiz arkadaşlarla konuştuğumuzda bu sene galiba yeni bir yönetmeliği yürürlüğe sokmuş Bein Sports. Hani Türkiye özelinde, diğer ligleri bilmiyorum. Korsan yayınla mücadele ve maç öncesi Periscope, Facebook, Instagram yayınlarını engellemek için maçtan 2 saat önce maç sırası ve maçtan 2 saat sonra yani o aradaki totalde bir 6 saatlik dilimi bütün telif yayıncı hakları Bein Sports'a yani sen tribünden video çekip işte Fenerli arkadaş işte Max Cruz'un gol sevindeki Altay gibi ya da ne bileyim hani ben hiç bak bilmiyorum bu başımıza gelince öğrendik biz de bunu. Örnek veriyorum işte Sofyan Feguli'nin golünde tribünden gol sevincini paylaşmamız dahi telif hakkı ihlaline giriyormuş. Biz de bu başımıza gelince öğrendik işin doğrusu söylemek gerekirse. Hani bununla ilgili herhangi bir paylaşım yayın bir şeyle yapılmadı. Hani bu suçlama anlamında değil. İnsanlar bunu bilmiyor çoğu insan. Yani Bein Sports da buna sosyal medyada bir savaş açmış durumda telifle ilgili. Ben dediğim gibi bizim konu biraz farklı bir konu. Yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını düşünüyorum. Hani yakın bir zamanda açılacak diye ümit ediyorum. Ve bu arada da hani bizim için yardımcı olmaya çalışan arkadaşlara ben buradan teşekkür ediyorum. Hani buradan da seslenelim. Sevgili Bein Sports aramızda küçük bir yanlış anlaşılma var. Hesabımızı geri ver lütfen deyip hani işin esprisi bir yana yayına başlayalım. Bu yayına başlayalım zaten uzattık da biraz burada. Aynen öyle. Direkt kupa maçıyla başlayalım. İyi oyun. Hatta bence iyi oyunun ötesinde çok keyif veren, çok hani benim çok keyif aldığım, çok hani görürken işte Galatasaray bu dediğim oyun ve sonucu 3-1 eleniş. Elenmekten yana bir problem yok. Hani ben şimdi dün maçtan sonra kendi hesabımdan hani böyle maç kritiği yaparken tweetlerde vesaire hani şey dedim gerçek işi doğru söyleyeyim. Samimi durumlarımı söyleyeyim. Burada harfler değişik. Ha yok samimiyetimi söyleyeyim. Ya kupa benim için formaliteden öteye gitmiyor. Prestijden öteye gitmiyor. Tabii ki yani Galatasaray yarışında her kupayı kazansın. Hani isterim taraftar olarak ama hani işte bunun kondisyon, maç, tempo, oyun, yorgunluk, sakatlık, ceza falan birçok etkeni koyduğun zaman ya ben konsol oyunlarında bile FM oynarken bile FIFA oynarken bile kupadan rotasyon yapıp çıkıyorum. Hani kupa benim için çok önemli bir oyun değil. Hele hele bu sene Galatasaray'ın oyununu düşündüğümüz ama ve haftada 2 maçı 3 maçı kaldıramadığını düşündüğümüz takdirde hani şu anda Galatasaray'ın gerçek hedefi lig şampiyonu olmak.
Ama öyle ama böyle yani. Maddi, manevi ne dersen de bunun adına. Hedef lig şampiyonu. Değindi aslında. Hatta yani, Kasımpaşa maçı sonrası da şey dedi. İşte şampiyon oluyoruz bir gün sonra. Ya tabii ki ama hocam seneye çok önemli. Gelip diyor ki yani bir durun şampiyonluk sevinciyle eşbirli bir dille. Aynen öyle. Çünkü maddi manevi. Ya bu gelecek sezonu da etkiliyor. Yapacağın transferi de etkiliyor. Sponsorluğu da etkiliyor. Birçok şey etkiliyor. O yüzden lig şampiyonu olmak benim için şu anda çok çok daha önemli. Ki sezonun ilk yarısı gerçekten çok kötü bir Galatasaray izledik. Ligin ikinci yarısına nefis başlayan bir Galatasaray. Hem oyun hem skor hem yani oyunun da verdiği bir tatminlik var. Mesela Alanya'ya dün Alanya Ligi'nin en iyi top oynayan takımından biri Sivas'tan sonra gelen. Trabzon ve Sivas diyeyim olacak. Trabzon'da iyi oynuyor. Hani Alanya karşısında oynanan o dominant oyun. Her şey diyebilirsin. Abi kupa maçı da oynadın. Ya, tamam kupada oynadın da yani. Ligin ilk yarısında da oynadın. O tarz mesela. Ankara gücü maçı var ya Allah'lıktı mesela. Bir de örnek. Şu var hani. Alanya özelinde şu var. Alanya'nın ben buraya hani biz işte Galatasaray'dan yatalım diye gelmemiz. Yani çatır çatır çıkıp top oynadın. Geldiklerini düşünmüyorum ki. Yani Erol Bulut'un da maç öncesi maç planı yaparken biz Galatasaray'dan 3 tane gol yarışı falan planı yaptığını yok, şu kadar pozisyon veririz. Onlar yok, hani yani, ciddi ciddi hani biz burada 2-0'dan top geliyoruz. Top oynamaya gelmişler yani hiç. Hani 0-0'a bağlayalım. Atarsa Junior Fernandes'in kontrollerinden kovaladıkça onu bence çok düşündü. Onu o çok kontrata onu çok düşünüyorlardı. Biz hiç çıkartmadık Alanya'ya yani. Ya oyun olarak baktılar sürekli. Yani oyun olarak şunu net söyleyebilirim. Hani Galatasaray 3-1 Alanya'yı yendi. Tamam hani kötü mü oynadı? Hayır. Sezonun belki en iyi topunu oynadı. Hani mentalite olarak. İşte tamam 3-1 olduktan sonra 4. gol lazımdı. Önde daha çok adamla, daha çok pres, daha çok mücadele. Tamam ama yani az evvel de diyorum bizim mesela bir iç sahada Kasımpaşa maçı var. Yani şeyin 5 atarız dediğin ya şeye girmeyelim. Sivas maçı. Sivas maçı. 10 kişi rakip 80'den sonra 70'den sonra oyunu komple Sivas'a veriyorsun. Son dakikada kaçırdıkları bir gol var. Bunların hepsi iç sahada oynanıyor bu arada. Sezon ilk yarısı. Ankara gücü maçı. 88. dakikada 2-0 öndesin. Rakip 10 kişi. O puan hani, kaybı olmasa muhtemelen zaten şu an hani yok, cemiyet için anlatmak istiyordu yani. Yani benim anlatmak istediğim şey yani bunlar varken dün 85. dakikada 3 kişi pres yapan, 4 kişi önde basan, hani rakibini kovalayan, omuz omuzdan yılmayan bir Galatasaray izledik. Bence hem gelişen oyun, değişen oyun ve yükselen hem takım hem bireysel yükselen form grafiği, oyun grafiği sezon sonu için umut veriyor. Yani evet, Alanya maçını kaybettik ama 23. şampiyonluk yolunda bence çok önemli bir adım attık. Ve bu oyunun ben gelişerek devam edeceğini düşünüyorum. 23. şampiyonluğunda herhalde gelirse bana hala geleceğini düşünmüyorum ama gelirse en temel adamlarından biri Adem Büyük olacak. Ya hikayeleri çok özel bu sezonun. Ya ben sadece şunu söyleyeyim. Ben şeyi çok Ömer Bayram'ı birinci sıraya yazarım. Adem, Emre Akbaba. Baba yani, ne döndün be? Adem'le ilgili şunu söyleyeyim. Maç sonrası yaptığı bir açıklama var. Ben işte 32 yaşında buraya geldim. Yatmaya değil savaşmaya geldim diyor. Şimdi Galatasaray olsun, Fenerbahçe olsun hani bunu takım ayırmaksızın söylüyorum. Türkiye'de hani futboldan ziyade takımlar seviliyor zaten. Ve aynen, takımları severken de her Türk çocuğunun hayali aslında o takımın formasını giymek oluyor. Tabii canım. Şimdi benim sevdiğim nokta Adem'le de biraz şey. Ya Adem savaşmaya geldim deyip savaşırken aslında bir nevi insanların hayalini kurduğu ortama gelip yapmıyor. Tabii. Şimdi kimse yani isim vererek şey yapmıyor ama Tarık Çam var. Abi geldin hani bir şey yap yani. Hiçbir şey yapma. Ya o gitti. Bir de şey vardı mesela bizim maçtan sonra Galatasaray taraftarı bana beni ıslıklıyor ama falan hani böyle bir de bize ihale iteledi. Hani öyle bir absürtlüğü var. Çok önemli değil şimdi. Yok yani, hani şey, misal, bu tabii ki karakter meselesi. Yani olduğu yerin kıymetini bilen adamlara Adem'in, çok büyük sempatim var. Adem'in mesela bu arada, Muğdat'ta da geçen sene Muğdat etkisiz oldu. Ama Muğdat'ta da onu görüyordun yani. Çocuk oyuna girdiğinde. Ama 85'te giren adam etkisiz olsun zaten. Yani 5 dakika ısınana kadar. Yok yani şimdi hani, Muğdat'ı çok seviyorum ama yeteneği mesela, de buraya uygun Adem değilmiş. Mesela, Adem bu sene yani kalite olarak da Adem bir tık daha önde. Adem bir tık daha önde. Yok hani önemli. Şey için söylüyorum keşke, hani Muğdat madem bir de Adem. İşte Adem sanırım Kasımpaşa'da oynarken Fatih Hoca'nın istediği şimdiki o zaman yabancı sınırı vardı. O zaman transferi olmamıştı. Yani kendisi de sonradan söylüyordu. Ben altyapı onu bazında bir hikayesini hatırlıyorum. Çünkü Beşiktaş altyapısında da vardı Adem. Yani hani gerçekten kıymet bilen adamlara sempatim büyük. Hani Fenerbahçe'den mesela örnek verecek. Serdar Keşim'e o kıymeti bilememişti. Beşiktaş'ta yani girersen çok var öyle Türk futbolunda. Yani. Türk futbolunda öyle çok adam var. Yani o nedenle bence Adem sezonun hikayesi olur mu? Ben birinci sıraya Ömer Bayram'ı yazarım. Asist reis. Bak asistin asistliğiyle asist direkt.
Direkt daha ikinci sıraya da çok maç olmuyor. İkinci sıraya da tabii ki Adem hani hikaye olarak ama üçüncü olarak da Emre Akbaba'nın dönüşü yani takımın direkt etketti. Oyun omurgasını değiştirdi. Çocuğunu keşfiyorum gene ama. Her zaman. Yerli oynatmayan Galatasaray diyenler utanır mı? Sence? Sanmam. Sence? Yani Ozan hatırlıyorsun. 18 yaşında çocuk ilk 11 çıktı. İşte 14-15 milyon euroya gitti. Biz o arada en az yerli oynatan takım diye eleştiriliyorduk. Kardeş. Ki hani... o sezonun ben haberini yapmıştım. En çok yerli oynatan takımı Bursa'ydı. Uçuşmanın şu an nerede olduğunu. Ya yok ama şey olarak ya yerli oyuncu oynatırsın ama doğru adam oynatırsın. Şimdi elinde Adem varken oynatırsın. Ömer bir oyuncu oynatıyorsun. Onyekuru geldi mesela. Hiç kimse kimi keseceksin diyorsun. Onyekuru çıksın oynasın. Başka kişi yok şu an. Aynen öyle. Kimi keseceksin diyorsun. Bak Emre çıktı oynuyor. Hani şey anlamında. Şimdi niye Belanda'ya gelecek ihale de. Hani Belanda da dün gibi basit yaptı bu arada. Tabelayı yaptı. Hayır yıllık 4 milyon euro alan adamını çat diye kesiyorsun. Niye? Adam geldi. Oyun planına uygun oynuyor. Takımına uygun oynuyor. Ve iyi de oynuyor. En önemli kriter o. Yani tabii bir oyuncu yani bir oyuncu kötü oynuyorsun. Gereken. Bir oyuncu kötü oynuyor. Ama Türk pasaportu var. Ya ne yapayım? Benim de pasaportum var. Ben de oynayayım. Ayda 3-5 bin liraya çalışmayız en azından. Yani yıllık 1-2 milyon euro kazanırız. 7 sürerle rahat eder yani. Ben de Türk'üm ona bakarsın. Ama o pasaport ona bakmıyor yani. İşin özü Adem tabii ki X faktör. Ömer Bayram demiş yani. Şimdi Onyekuru geldi. Yani bir yerde takıma dahil olacak Onyekuru. Şimdi nerede onu, dahil olacak? Ya bir de onun nasıl dahil olacağı da mıyım şimdi? Ya Ömer'i nasıl keşeceğiz mesela? Ya ben benim aklımdaki olay açıkçası mesela özellikle Kadıköy için net istiyorum bunu. Şehir yerine Ömer'i çekmek, Kanada'da işte Onyekuru veya Adem'i koymak. Ömer Falcao mı? Ya Kadıköy'de bence Falcao'ya çıkmak gerekiyor. %90 Falcao çıkacak. Kanatta ama kesinlikle... Eğer ekstra bir şey olmasa. Ya ben orta sahada kesinlikle Şelin'in olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu yani dün çok eleştirildi ama anlamında. Fizik anlamında. Tamamen fizik. Çünkü yok sen yani teknik anlamda orta sahaya... Fenerbahçe bizden çok güçlü. Fizikte evet. Onların o merkez biraz daha sert. Bize biliyor herhalde yani sert. Şimdi Gustavo rakibi ısırıyor. Ozan hani ısırıyor. Orada, işte oraya mesela... Sen de seriye... Şey yapsalar, şeyler ki hocam çıkar beni Allah aşkına nereye geldik biz. Baba biz neredeyiz ne yapıyoruz diye. Ya mesela orada şey yapabiliriz. Biraz şey durumu olur mesela kanatta işte atıyorum seriyle çıktın. İşte zaten Şaratçı da var, Mariano da var hani. Bunlar beyler fizik olarak eziliyoruz ya. Yani. Geçen hafta da bunu konuşmuştuk ya. Fizik olarak çıkmıyoruz. Aynen. Aynen kardeşim. Çok haklısın canım kardeşim durumu olur yani. Hiç... belki şey olabilir hani tabii ki ütopya da hani Ahmet'i stopere Donk'u ortaya da çok güzel olur o böyle ortada Lemina Donk falan kapışmaya adam lazım orada çünkü kavgaya adam toplamak lazım orada ama hani Donk %90 stoper oynar Lemina merkez oynayacaktır yine yani seri pas trafiği teknik anlamda fundamental olarak da bu arada hani seri basit oynamıyor öyle bir olay var yani o hep bir adım sonrasını düşünüp hamle yapıyor o biraz ise top kaybettiğinde veya fizik olarak Türkiye'deki biraz sert bir lig çünkü omuzu vurduklarında serinin o sendelemeleri yani orada problem aslında gerçek problem ama Ömer Onyekuru geçişi hani nasıl olur? Onyekuru yardımcı forvet mi oynar? Ya bile hani, işte karşısın paşa maçı senaryolarda çok fazla çünkü biz... Ömer'i kesemezsin şu anda 12-13 asisti var ya Ömer... ve oynuyor çocuk. Oynuyor ya bayağı oynuyor. Yani, Onyekuru'yu hamle oyuncusu gibi değerlendirebilir misin? Sıtma hani rahatsızlığından dolayı bir şans oldu Allah göstermesin tabii de. 6 aydır işte sezon başından Ocak ayına kadar ki süreç Onyekuru Onyekuru deyip sonra hamle oyuncusu yaparsan ama bu da çok senin açından iyi olmaz yani. Hayır şartların o kadar şey teknik ki. Teknik bazında da. Bak Ömer'i kestin. Misal. Ya ben Ömer'i kesmeyelim diyorum seni işte. Seni kestin. İşte zaman zaman seni keseceksin. Başka çaren yok. İhaleyi ona iteledin yani. Ya çünkü Ömer'i şu an cidden ya kesmek adaletsizlik biraz. Yani, Adem'i kestin misal. Adem kesinlikle. Hayır, yok. Oynuyor yani şu an mesela. Adem'i kestin dedin ki Andone'yle çıkayım. Oynuyor adam. Ne gerek var? Ya o nedenle ama Ömer Onyekuru geçişi bir yerde olacak mı? Ömer merkeze gelir. Feghouli belki. Üçerler topçusunu belki biraz şey yapabiliriz. Yani dün mesela Feghouli biraz iyi olsaydı biz yani 3-1 biterdi. O maç 6-1 biterdi. O kaçırdı iki tane var. Yani ya Feghouli biraz çok kötü vurdu. Olsa, evet, biraz şans olsaydı. Bitmişti yani. Ki, dünyanın en güzel offside'i var bu arada. Dün gözler kaçan. Ya o konuyla ilgili konuşmak istemiyorum yani. Onyekuru'nun direkt de patlayan var. İşte vesaire. Yani dün biraz da şans da yanımıza değil dediğin gibi. Bir şey soracağım. Malatya maçı oynanacak.
Malatya ile maçıyla ilgili hani bir sürpriz beklentin olur mu? Sürprizden kaçtın puan kaybı bu arada. İç sahada oynuyoruz. Yani ben Malatya'nın mesela açıkçası hani bizim maç ne olur da girmeyeceğim bile şey söyleyeyim sadece. Ben Malatya'nın küme düşmesini bekliyorum. Yani son haftalarda izlemedim hani Malatya'yı. O anlamda bir şey diyemem oyun mantalitesinde. Yani ben Malatya'nın direkt, yok biraz yüzeysel bir yorum yapacağım. Hani bu klasik yani iç sahada oynuyorsun. Şampiyonluk maçı oynuyorsun. Hani artık kaybetme lüksün yok senin. Ve ya geldin artık zirvede 3 puan var. Hani tamam Trabzon gizli lider 5 puan var orada da. Hani orada bir taraftarda arkana almış. Tabii canım. Alanya maçında da galiba 30 bin kişi var. Emin olmam. Evet ben de onu diyecektim. Emin değilim ama 30 bin deniyor. 30 bin vardı. Malatya maçında 50 bin oynarız diye. Hani farazi söyleyeyim. 40 binin üstünde oynarız. Alanya 30 geldi işte. Malatya'nın hani tahminen aynen öyle, en kötü 40'ın üstünde olmasını bekliyoruz. Yani o nedenle hani böyle kazanabileceğimiz bir maç diye düşünüyorum ki o tempo, o coşku, o istek arzu oynarız. Hatta son durumlarını bilmemekle beraber hani belki Andone'yi yani maçın durumuna göre görebiliriz. Falcao'yu veya Sarakki'yi görebiliriz. Bence Falcao'yu göreceğiz. Hani maçın durumuna göre skor süre anlamında yani maç 3-0 son 20 dakika misal örnek veriyorum. Falcao veya Taroca oyna biraz göstersin kendini diye. Çünkü önemli bir Fenerbahçe maçı oynayacağız ve çok önemli bir maç oynayacağız gerçekten. Yani orada puan kaybı beraberlikten ötesi şey yok yani Kadıköy yani, için 1 puan. Hani 3-3 yazamıyorsun. Yani çünkü o kadar kötü bir şey var ki orada. Yani pota o kadar karışık ki oradan da kopmamak lazım biraz da. Peki Kadıköy dedin hani -3 yazamıyorsun dedin ama sen kaybetmeyeceğiz mi diyorsun ya da ben kaybetmeyiz diye düşünüyorum. Kaybetmemeliyiz. Bence kaybedeceğiz ama çok oyun anlamında bak oyun anlamında şimdi şu son yaşananlardan sonra böyle absürt bir düdük müdük bir şey gelir falan. Hani geçen seneki gibi faulle beraber gol atılır ve benzeri pozisyondaki Kadıköy'le ilgili geçen sene demiş ya bu arada şey söylemeden edemeyeceğim yani Ali Koç mu olur artık Ahmet Nur Çebi mi olur Mustafa Cengiz mi olur Allah aşkına bir bak Ali Palamı'ya düdük açtıksın ya. Ya bu kadar kötü bir hakem yok. Ya bu kadar var hakemi yani. Bile. Bu kadar kötü bir var hakemi aynı zamanda. Abi bak hem Trabzon maçı var. Trabzon Fener maçına gitti. Katletti orada. Orayı da katletti. Yani Trabzon'un vermediği golü, Fener'in vermediği golü. Yani ya bir adam hani her takımın mı canını yakar bu kadar? Ben derbiyi kimin açık diye bekliyorum. Belki Cüneyt Çakır muhtemelen. Yani %90 Cüneyt veya Fırat. Hani Fırat Hoca Cüneyt Hoca'nın Şampiyonlar Ligi olabilir belki. Hani o döneme yakın bir tarihte. Fırat Hoca'nın da belki şeyler... Benim bu maça vermeyin ben. Onun olayları var biliyorsun. Mete var. Mete Kalkavan var yani orada. Bence, aslanlar gibi. Benim iki tane var. Aslanlar gibi bu arada yani. İşte MHK Başkanı açıklamıştı galiba. Biz Beşiktaş maçını Halil Umut Meral'i hazırlıyorduk. Sonra Cüneyt Çakır'a döndük iki takımla puan kaybedince. Hani ona da ya. Hani... O ne demek abi? Hani özrü kapatıldı mı? Bayağı skandal bir açıklamaydı zaten. Hani orada adama çünkü şeyi de sorarlar. Hani belki de sen Zorlu'daki görüşmeden sonra böyle bir karar aldın. Nereden biliyoruz diye de sorarlar da. Biz sormuyoruz tabii. Soran vardır diyoruz. Mutlaka biri sormuştur. Bu acaba diye. Yani işte benim beklentim de belki bu derbi Halil Umut Meler atanabilir ama ya işte en diyorum. Doğal olarak tabii. Eğer şampiyonlar yoksa Cüneyt Çakır muhtemelen. Ama Mr. Eyyam denilen gene bizim demediğimiz ama oradanlarda denilen ben Kadıköy'de Cüneyt Çakır'dan korkmuyorum ya. O anlamda 2012'den güzel bir hatırası var Cüneyt Hoca'nın Kadıköy'de. Cüneyt Çakır'da aslında zaten deplasman takımıysan korkmaya gerek yok. Kral ödek şeyine geliyor maça. Aman ne şiş yansın ne kebap. Ben bunu bir şekilde 0-0'a bağlamaya çalışayım diye geliyor yani. Deplasman takımıysan hiç sorun yok o yüzden. Yani Kadıköy'de dediğim gibi için uzun lafı kısası kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum ama önce Kadıköy'den önce bir Malatya var. Kazanmamız gereken Malatya'yı kazanmamız lazım. Kazanamazsan Kadıköy'ü ister kazan ister kaybet. Yani şey ya, olarak Malatya'yı kazanamazsan Kadıköy kazanırsın zaten. Malatya maçının önemi kalmaz da Kadıköy kazanamayacağın için Malatya mühim zaten. Yani, Malatya'yı kazanırsın. Bu arada tabii işin esprisi bir yana hani her sene şu 20 sene 30 sene muhabbeti yani çok da goy goy değil ama derbi deplasmanla derbi kaybetmeyeceğimizi düşünüyorum. O anlamda da önce Malatya. Yani şu iki haftayı 4 puanla falan çıkarsak bence güzel olur. Yani 4 puanla çıkarsak zaten güzel olur yani. Net güzel olur. Hem güzel olmasının ötesinde şeyler olur ya. Neyse, umarım bu arada şöyle söyleyelim. Hani hemen konuyu bağlayalım. Açtığımız gibi kapatalım. Çok uzadı çünkü bu yayın. Olay iyi de oldu gene montajda. Yani umarım Kadıköy maçını FCM Blog hesabından yaşayabiliriz diyelim. Senin dediğine göre o
beklediğimiz bir mail vardı. O geldiği işe yaşayacağız. Yani ben göremedim ama. Temennimiz öyle. Yok, o mail geldi. O mail geldi. O kadar rahat ol. O mail geldi. Kepsi var açalım. Hatta şuraya bir yayına koyabiliriz. Yani hiç problem değil. O nedenle hani yayını kapatabiliriz bence. Yani konuyu fazla dağıtmadan. Ama Bean konusunda da şu telif mevzusunu çözersek sevgili Bean, biz de çok mutlu olacağız inanın yani. Buradan şehre mesaj gönderelim. Biz bizi tanırız ya. O kadar sponsor oluyorsun ülkeye. Yakma bizi de diyerek. Kanala abone olmayın. Bu arada kanalla ilgili çok söyleyeceğim. Yani kanalla ilgili güzel sürprizler var. Hani şeyler bize biraz destek olmaya çalışırsanız. Yayınları izleyip yorum atarsanız veya beğenirseniz kanalımıza abone olursunuz. Kanalla ilgili güzel sürpriz, Barış Çamur artık aramızda olmayacak. Evet. Böyle bilgi vermiş olalım. Yani o nedenle ben büyük bir sürpriz yapacağım size. Yani bu anlamda bize destekçi olursanız çok seviniriz. Teşekkürler. Biz izlediğiniz için teşekkür ederiz.